Merhaba arkadaşlar, Kayacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün AYT denemesinde çıkan fizik sorularının çözümünü yapacağız. İlk olarak birinci sorumuzdan başlıyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal x cismi aynı düzlemdeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz kalmaktadır. F1, F2, F3 kuvvetleri şekil 1'deki gibi olduğuna göre F4 kuvveti şekil 2'deki gösterilenlerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi hareketsiz kalması ya da sabit hızda hareket etmesi ne demekti? Bileşke kuvvetin sıfır olduğu anlamına geliyor. Birinci şekilde üçünü vermiş, dördüncüyü istiyor. Yani bu dört tane kuvvetin bileşkesi ne olmalı? Sıfır olmalı. Yani hepsinin bileşkesi birbirini ne yapmalı? Götürmüş olmalı. O zaman üçünü bulup dördüncü nasıl olursa bileşke sıfır olur, onu elde etmeye çalışacağız. Şimdi F1 ve F2 bileşenlerini ayıralım. Şu ve şu birimde bunu yok etmiş olduk. Bir birim buraya doğru, bir birim bu tarafa doğru. F2 elde edersek bir birim buraya doğru, 2 kare burada, 2 birim buraya doğru. Ve F3 de 2 birim buraya doğru. Yani yukarıya doğru 2 tane karem var arkadaşlar. Sağa doğru 2 tane karem olmuş oldu. Bu tarafa doğru 1, aşağı doğru 2 var. Bu 2, bu 2'yi ne yapar? Götürür. Bu 1, bu 2'yi götürür. Bu tarafa doğru 1 birim kalır. Şimdi dördüncü ne olursa bileşkem 0 olur arkadaşlar. Dördüncü bu tarafa doğru 1 olursa birbirini götürür. Ve bileşkem ne olur? 0 olmuş olur. O zaman dördüncümüz 1 kare sola doğru olmalı. Yani doğru cevabımız şekil 2'de birinci gibi olmalı ki F4 dördünün bileşkesi sıfırı elde edebilelim. Doğru cevabımız Adana olur diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. F1 eksi F2 kuvvetinin büyüklüğü 4 Newton olduğuna göre F1 artı F2 artı F3 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş. Şimdi önce şunu tanımlamış 4 Newton diye, buna bir bakalım. F1 eksi F2 ne demek? F1'in ucuna F2'nin yönünü ters çevirdir ve ucucu ekle demektir. Yukarı doğru bir birimse F2, o zaman aşağı doğru bir birim. Ekledik F1'in ucuna, bileşkemiz başlangıçtan bitişe çektik. 2 birim kare bunu ne olarak tanımlamışlar? 4 Newton olarak tanımlamışlar. Şimdi bu da üçünün bileşkesi kaç Newton'dur diye soruyor bana. Şurayı bir silelim. Ne demiştik? 2 birim bu tarafa doğruyu bana 4 Newton olarak tanımlamış. Şimdi şuraya çizelim F1'i. F1'in ucuna F2'yi ekleyelim. Artı F2'nin ucuna da F3'ü ekleyelim. Şöyle şuraya gelmiş olacak. Şimdi başlangıçtan bitişe çizeceğiz arkadaşlar. Başlangıçtan bitişe çizdiğimizde şunu okunu yapalım. Şunu elde etmiş olacağız. Yani şu vektörümüz bileşke vektör. Şimdi bu bileşke vektörün şuraya doğru kaç birim? 3 tane karemiz var. Buraya doğru kaç karemiz var? 4 karemiz var. Şimdi 2 tane birim kare 4 Newton'a denk geldiğine göre 4 kare 8 Newton'a, 3 kare 6 Newton'a denk gelir. Yani bu tarafa doğru 6 Newton'a, buraya doğru da ne var arkadaşlar? Karemiz 8 Newton'umuz var. O zaman şu bileşke elde etmek istediğim bu ne olmuş olur? 10 Newton olmuş olur. Çünkü dik üçgen, evet, şuraya bakmış oldum. Şurası 8 Newton'a, şurası 6 Newton'a denk geliyorsa benim bileşkem bu olduğuna göre bu kaç Newton'a denk gelir? 10 Newton'a denk gelir diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Diğer sorularımıza bakalım. Aynı düzlemde bulunan eşit büyüklükteki KLM vektörü şekildeki gibidir. Bu vektörlerle ilgili hangileri yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar eşit büyüklükte olduğuna göre bunların her birinin açısı kaç derece demektir? Bir üçgen oluşturduğuna göre 60 derece olduğu anlamına geliyor. Şimdi bire bakalım. Bakın bunlar vektörelli yazıldığına göre yönleri de önemli olarak ekleyeceğiz demektir. K'nın ucuna şurayı bir silelim. K'nın ucuna kime ekle diyor? M'yi ekle diyor. K'nın ucuna M'yi eklediğimizde şu başlangıçtan bitişe çektiğimiz vektör bileşkesi kime ulaşmış oldu? L'ye. Yani birimiz doğrudur. Bir yanlış olamaz. K ve L kök 3K'ya eşittir demiş. Ona bakalım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? K'nın ucuna L'yi ekliyoruz. K'nın ucuna
L'yi eklediğimizde şu şekilde. Şimdi arkadaşlar burası neydi? 60 dereceydi. Burası da 60. Bunların ikisinin bileşkesi 60'ın karşı 120'nin karşısı olacağına göre yani kök 3 olamaz. Kök 3 olması için 60'ın karşısı olması gerekiyordu. Ayrıca yön olarak da K ile aynı değil. Yani ikimiz kesinlikle nedir? Yanlıştır diyoruz. L eksi M sıfırdır diyor arkadaşlar. Bakalım L eksi M sıfır mı? L'nin ucuna M'yi ne yapıyoruz? L'nin ucuna M bu tarafa doğruydu. Eksi dediği için yukarı doğru olacak. Başlangıçtan bir şey çizdiğimiz kimi elde ettik? K'yı elde ettik. Sıfırdır diyor. O zaman bu da nedir? Yanlıştır. Yani birimiz doğru. 2 ve 3'ümüz nedir? Yanlış olur arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne. Diğer sorumuza bakıyoruz. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki noktasal K cismini aynı düzlemde F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Bu cisim artı x yönünde sabit hızla. Ne demek sabit hızla hareket etmek? F net sıfır. Hareketsiz ya da sabit hızla diyorsak hızı sabit demek, ivme yok demek. İvme yoksa ne yoktur? Bileşke kuvvet sıfırdır, yoktur diyoruz arkadaşlar. F1, F2 kuvvetlerinin büyüklük ilişkisi hangisidir demiş. Şimdi F1 ve F2 bileşenlerine ayıracak olursak ve bu tarafa doğru artı x bu tarafa doğru çıkacakmış bileşkemiz. Şimdi burada F1 çarpı karşısı olduğu için sin 30. Burası da bileşenlerine ayırdığımızda F2 çarpı sin 60'ı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani F1 çarpı sin 30. Şimdi bu tarafa doğru artı yönde hareket ettiğine göre F1 ile F2'nin şuradaki şu bileşkesi ve F3 bileşkesine baktığımız zaman bu ikisinin bileşkesi F3'ten ne olacak? Büyük olacak arkadaşlar. Ve buradaki F1 ile F2'nin düşey bileşenleri birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Yani birbirini götürmeli ki artı x yönünde ne yapabilsin? Cismimiz hareket edebilsin. O yüzden F1'in sinüs 30'u ile F2'nin sinüs 60'ı birbirine nedir? Eşittir diyoruz. Sinüs 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. F2 çarpı sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. İkiler birbirini götürürse o zaman burada F1'e kök 3 dersek F2 nedir? 1'dir eşitliği sağlamak için. Demek ki F1 arkadaşlar F2'den neymiş? Büyükmüş diyoruz. Şimdi bu iki tane vektörün arasında 90 derece olduğuna göre F1 ile F2'nin bileşkesi 90 derece yani dik kenarın karşısı daha büyük olacağına göre F1 ve F2'den nedir bileşkeleri? Büyüktür diyoruz. Hareketsiz sabit hızla hareket edeceğine göre F1 ile F2'nin bileşkesi F1 ve F2'den büyük. F3'e ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman F3, F1 ve F2'den nedir arkadaşlar? Büyüktür diyoruz ki bunların bileşkesiyle F3 birbirine eşit olsun, birbirini götürsün ve bileşke kuvvet F netimiz ne çıksın? Sıfır çıksın. O zaman 3, 1, 2 olan doğru cevabımız kimdir? Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. O noktası çevresinde dönebilen şekildeki cismi F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı dengede tutabilmektedir. Bu kuvvetlerin sıfır noktasına göre torklarının büyüklükleri sırasıyla tork 1, tork 2, tork 3'tür. Buna göre bunların arasındaki ilişki nedir demiş. Ayrı ayrı dengede tutabildiklerine göre torkları birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. F'lerin büyüklüğünü sorsaydı bize derdik ki F1 çarpı tork neydi arkadaşlar? Tork F çarpı D idi. F1 çarpı bunların her birine D uzaklığı ya da bir birim uzaklık dersek dik uzaklığı O noktasına ne? 1 eşit olacak. Yani tork 1 eşittir, tork 2 eşittir, tork 3. Tork 1, 2'ye bakıyoruz. Dik uzaklığı kaç birim O'ya? 1. Yani F2 çarpı 1 eşittir. O noktasına F3'ün dik uzaklığına bakıyoruz. F3 çarpı 2 birim uzaklık deriz. Eğer bana kuvvetlerin büyüklüğünü sırala deseydi F1 ile F2 eşit ve F3'ten ne olurdu? Büyük olurdu. Ama torkları ayrı ayrı dengede tutuyormuş. Torklar birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak ki ayrı ayrı ne yapabilsin? Dengede tutabilsin. Çünkü üçü de tutabiliyormuş. Bu doğru cevabımız Adana oluyor. Diğer sorumuza bakalım.
kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa özdeş K ve L cisimli şekil 1'deki gibi asıldığında yatay denge sağlanıyor. Daha sonra KL cisimleri çubuğa şekil 2'deki gibi asılıp çubuk tutuluyor. 1'deki iken denge halindeymiş bu arada, bunu unutmayalım. Buna göre L'nin altına L'ye özdeş kaç cisim daha asılıp çubuk serbest bırakıldığında yatay denge sağlanır. Şimdi K ile L arasında şekil 1'de denge özelliğini kullanarak ilişkilerini bulalım. Şu ipe göre tork aldığımızda biliyoruz ki dengenin kuralları nedir? Torkları 0 olmalı. Toplam kuvvetler ne olmalı? Bileşkeleri 0 olmalı idi. Ki sistem dengede olsun. O zaman K çarpı K'nın buraya aldığımız noktaya torku 1 birim eşittir. L çarpı bu L'nin O'ya uzaklığı 1 birim. Bu arada bunlar özdeş eşit bölmeli çubuk. L çarpı O'ya, diğer L çarpı O'ya uzaklığı 2 birim arkadaşlar, bakın. Yani K 1 tane L, 2 tane L, 3 tane L eşitse. O zaman L'ye 1 dersek K'ya ne dememiz lazım? 3 dememiz lazım. Yani 3 tane L bir araya gelip K'yı ne yapabiliyormuş? Dengeleyebiliyormuş. Yani K L'den nedir? 3 kat daha büyüktür diyoruz. İkinci şekle baktığımızda buraya göre tork alırsak arkadaşlar, o zaman 2 tane K eşittir. Kaç tane L asacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bir tane L'miz var. Uzaklığı 1 birim kare. Kaç tane L olur, sonra da dengede olur. Şimdi K yerine ne yazabiliyorduk arkadaşlar? 3 yazabiliyorduk. Yani buranın ne olması lazım? 6 dersek buranın da 6 etmemiz lazım. O zaman 1 ile neyi çarparsak 6 olur? 6'yı çarparsak. Şimdi kaç tane daha asılması gerekir diyor. Bir tane L'miz var. 6 tane L olmalı orada. Bir tane varsa, 6 tane olması gerekiyorsa 5 tane daha ne yapılması lazım? Asılması lazım ki sistem yine dengede ne yapabilsin? Kalabilsin diyoruz arkadaşlar. O noktası çevresinde serbestçe dönebilen eşit bölmeli çubuğa büyüklükleri eşit F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Büyüklükleri eşitse ikisine de F diyelim arkadaşlar. F1 kuvvetinin O noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü bir tork olduğuna göre F1'in uyguladığı. Şimdi tork demiş, F1'in uyguladığı, F dedik ona. O'ya uzaklığı neymiş arkadaşlar? 1 birimmiş. Yönüne baktığımız zaman nasıl buluyorduk burada torkun yönünü? Avuç içimiz O noktasına. Dört parmağımız kuvvetin yönüne baktığı şekilde tuttuğumuz zaman baş parmağımız içeriye doğru gösterdiği için içeriye doğru işaretimiz de buydu arkadaşlar. O zaman bir torkla ifade edilen bir F nereye doğru? İçe doğru sembolü olacak. Buna göre O noktasına göre çubuğu etki eden bileşke torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bileşke demek F1 ile F2'nin torkunu ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi F1'inki neydi? F çarpı 1'di. Artı, ve bu nereye doğruydu? İçe doğruydu. Şimdi diğerine baktığımız zaman F2, avuç içimiz O noktasına. Dört parmağımız F2'yi gösterecek şekilde tuttuğumuzda baş parmağımız nereye gösteriyor arkadaşlar? Dışı gösteriyor. Şimdi o zaman şurayı bir silelim önce. Şu artı yapmayalım. F çarpı 1. Bu sefer dışa doğru olduğu için ne olacak? Eksi olacak arkadaşlar. O zaman bu F2 çarpı, yani F çarpı O'ya uzaklığı kaç birim? 2 birim arkadaşlar. O zaman ne kalacak burada? Bir tane şu da dışa doğru. Birbirinden çıkartacağız. 1F'den 2F çıktığı zaman 1F'imiz kalmış olacak ama nereye doğru? Dışa doğru. Biz 1F'e 1 tork dediğimize göre torkun büyüklüğü ne olacak? Yine 1 olacak. Ama bu sefer yönü ne yaptı? Değişti. İçe doğru değil, bileşke torkumuz dışa doğru olduğu için doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Türdeş 3 metal çubuğa şekildeki 1, 2, 3 biçimleri verilmiş. Bu çubuklar O noktasından bir iple asıldığında
hangilerinin konumu değişmez demiş arkadaşlar. Konumun değişmemesi için ipin asıldığı yeri tork olarak alırsak sağdaki torklar soldaki torklara ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı ki sistem ne yapsın? Konumu değişmesin, yani dengede olsun diyoruz. Önce 2 ve 3'e bakalım, daha kolay. Evet, ipin geçtiği nokta burası olacak. Bakıyoruz sağ taraftaki sol taraftakilere nedir? Ağırlık merkezleri. Bu iki çubuğun burası ise bunun burası. Yani torkları birbirine eşit olur. Bakın sağ taraf sol tarafın nesi? Simetriği zaten. O yüzden bu sistem dengede kalır. 2'ye baktığımız zaman ip buradan geçecek. Bu burada, bu burada. Evet, bunun torku buradan alırsak bunun torku burada. İkişer çubuk, ikişer birim çubuk var. O noktasının geçtiği çizgiye de eşit uzaklıkta olduklarına göre yine torkları nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani yine iple asıldığında konumunu korur. 1'e baktığımız zaman buradan geçecek. Şimdi burada her bir birim kareye, burada zaten 2 ve 3'te net görünüyordu. Buna ayrıntılı bakmamız lazım. Ağırlık merkezi burası ise aşağı doğru nedir? Her bir birim çubuğa bir ağırlık dersek burada 2'dir. Uzaklığı da ne? 1. Yani 1 çarpı 2 olacak buradaki. Buna baktığımız zaman burada bir çubuk var. Yatayda bir çubuk var. Ağırlık merkezi tam ortası olduğuna göre bir çubuk çarpı uzaklığı yarım. 1 bölü 2. Şu düz aşağı doğru çubuğa baktığımız zaman ağırlık merkezi burası olacak. Kaç tane çubuk var? 3 tane çubuk olacak aşağı doğru. Uzaklığı da 1. 3 çarpı 1. O zaman arkadaşlar yarım burada var. 3 de burada var. 3,5. Bu öbür taraf ne? 2. Sağ taraf sol tarafa ne değil? Eşit değil. Bu tarafa doğru ne yapar? Kayar. Yani konumu ne yapar? Değişir. Dengede duramaz diyoruz. Dengesi değişmeyenleri sorduğu için doğru cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. KL cisimleri eşit bölmeli bir çubuğun uçlarına yapıştırılıp çubuk O noktası çevresinde döndürülüyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi K ve L çubukları O noktasında aynı çubuk üzerinde döndürülüyor. Yani tur sayıları ne olacak birim saniyedeki? Eşit olacak. O zaman açısal hızları ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Çünkü K bir tur attığında L de bir tur atacak. Açısal hız neydi arkadaşlar? Birim zamandaki tur sayısı, yani burada periyot var. 2 pi zaten sabit. Bu da neydi? Periyottu. F'leri eşit tur sayıları. O zaman periyotları da ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. O zaman açısal hızları nedir? Eşittir. Aynı ipin üzerinde, aynı çubuğun üzerinde dönen noktaların açısal hızları neydi? Eşitti. Bir, doğrudur. K'nın açısal ivmesi L'ninkine eşittir. Açısal ivme neydi arkadaşlar? V kare çarpı R'ydi. Şimdi V'miz, açısal hızımız eşit. Ama R, yarıçapa baktığımız zaman bunun oy uzaklığı 1, bunun oy uzaklığı 2 olduğu için açısal ivmeleri ne değildir arkadaşlar? Eşit değildir. Çizgisel süratleri V eşittir. Açısal hız çarpı R'ydi. Şimdi bunlar eşit açısal hızları. Ama R yarıçapı olduğunda bu, bir birim uzaklıktaki çemberi dönerken bu, 2R birim uzaklıktaki çemberi döner. Yani eşit anda eşit tur atabilmeleri için L'nin daha hızlı olması lazım. İvmesi de daha büyüktür. Yani arkadaşlar yine yarıçapa baktığımız için yarıçapları, yani O'ya uzaklıkları eşit olmadığı için açısal hızları eşittir ama çizgisel süratleri eşittir diyemeyiz. L'ninki daha büyüktür deriz. Doğru cevabımız yalnız 1 olur diyoruz. Diğerine bakıyoruz. Bir küre yatay düzlemde dönerek öteleme hareketi yapıyor. Dönerek öteleme hareketi yapıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Öncelikle dönerek öteleme hareketi yapıyorsa hem dönme hızına sahiptir hem de öteleme hızına sahiptir. Ve hatırlayalım, öteleme hızı bu kürenin her noktasında eşit ve hareket yönündedir. Büyüklüğü değişmez. Ama dönme hızının yönü değişiyordu. Etrafta eşit büyüklükteydi ama merkeze doğru ne yapıyordu? Dönme hızı azalıyordu ve merkezde, burada dönme hızı sıfırdı arkadaşlar. Şimdi bakalım birimize. Yatay düzlem sürtünmesizdir demiş. Şimdi dönerek öteleme hareketi yapıyormuş. Bir bilgi vermemiş bu konuda. Devam edelim. Kürenin merkez noktasının dönme hızı sıfırdır. Evet, dönme hızı merkezde nedir arkadaşlar? Dönme hızı merkezde sıfırdır diyoruz. Küre üzerindeki bütün noktaların öteleme hızları
birbirine eşittir. Evet arkadaşlar, her noktada öteleme hızı hareket yönünde ve sabit olarak ne yapmaz? Değişmez. Aynı şekilde merkezde de öteleme hızı her noktada nedir? Eşittir diyoruz. 2 ve 3 doğrudur. Şimdi burada dönme hareketi yaptığına göre yataydı ve sürtünmesiz dememiş. Bu yüzden burada biz yatay düzlem sürtünmesizdir gibi bir durum söz konusu değil. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 olur arkadaşlar. Kürenin merkez noktasında dönme hızı sıfırdır. Unutmayalım, konuda anlatmıştık bunu. Küre üzerindeki bütün noktaların öteleme hızları birbirine eşittir diyoruz. Şekildeki yatay tabla yy üssü ekseni çevresinde 2 radyan bölü saniye açısal hızla. Açısal hızı neymiş? 2. Hızla dönüyor. Dönme ekseninde 50 cm uzaklıktaki 50 cm nedir arkadaşlar? 0.5 metredir. Çevirmemiz lazım. Uzaklıktaki K cismi tabla ile birlikte dönebildiğine göre K cismi ile tabla arasındaki statik sürtünme katsayısı en küçük kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar, bizim buradaki ev sürtünmemiz merkezcil kuvvete ne olmalı? Eşit olmalı. Bunu kullanarak yapacak olursak F merkezcil eşittir F sürtünme kuvveti. F merkezcilimizin formülü açısal hızı vermiş. Açısal hızı formülü neydi? M omega kare çarpı R eşittir. Sürtünmemiz ne burada arkadaşlar? K çarpı M G olduğuna göre M'lerin bir önemi kalmamış oldu burada. Bize omega'yı verdiğine göre 2 vermiş. Karesi nedir? 4. Yarı çapımızı ne bulduk? 0.5. Yani 5 bölü 10. Eşittir. K çarpı G'miz ne? 10 arkadaşlar. Burada sadeleştirme yaparsak bu nedir? 2. Bununla da bunu sadeleştirsek nedir? 2. Yani ne buradan? 2 eşittir. K çarpı 10 ise K'yı yalnız bırakırsak 2 bölü 10 eşittir. K. Yani K'mız buradan nedir arkadaşlar? 0.5. 2'dir diyoruz. K'nın en küçük değeri 0.2 adana olur diyoruz. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Merkezinden geçen bir eksen çevresinde düzgün olarak dönen bir küre ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir tane küremiz var arkadaşlar. Bu kürenin bir tane eksen geçiyor merkezinden ve merkeze etrafında ne yapıyormuş? Dönüyormuş. Hangileri doğrudur demiş. İlk olarak açısal hızı ile bakacak olursak. Şimdi açısal hız omega eşittir 2 pi bölü t olduğuna göre 2 pi sabit bir sayı periyot. Yani gençler, bu küre üzerindeki her noktanın bu nokta bir tur attığında diğer bütün noktalarda bir tur atacak. Yani frekansları, yani periyotları da eşit olduğuna göre açısal hızları nedir arkadaşlar? Eşittir büyüklükleri diyoruz. Çizgisel hızları, çizgisel hız arkadaşlar omega çarpı r olduğuna göre her noktanın açısal hızı eşit, her nokta aynı anda döndüğüne göre birim zamanda attıkları tur sayıları eşit olduğu için açısal hızlarına nedir? Eşittir diyoruz. Şimdi bunun merkeze olan uzaklığıyla bu noktanın merkeze olan uzaklığı eşit olmadığı için, evet, kürenin yüzeyindeki her noktanın çizgisel hızı eşittir. Çünkü merkeze olan uzaklığı nedir? Her noktanın eşittir. Ama içeriye doğru girdikçe küreden yarıçap ne yapacak? Değişecek. O yüzden kürenin üzerindeki her noktanın, bütün noktaların çizgisel hızlarının büyüklüğü eşittir diyemiyoruz arkadaşlar. Merkezcil ivme. Merkezcil ivme omega kare çarpı r. Omega eşit söyledik. Ve yüzeyin her yerinde r eşit olacağı için, merkeze olan, bu eksene olan uzaklığı eşit olacağı için merkezcil ivmeleri dış yüzeyin her yerinde nedir? Eşittir. Ama merkezden, kürenin yüzeyinden eksene doğru yaklaştıkça yarıçap değişir. Bu yüzden merkezcil ivmenin büyüklüğü bütün noktalarda eşittir diyemiyoruz arkadaşlar. Yani kısaca çizgisel hızımızla ivmemiz yarıçapın, yani döndüğü noktanın etrafında merkezcil ivme ve çizgisel hızımız yarıçapın eşit olduğu noktalarda birbirine büyüklüğü eşittir. Ama diğer noktalar, bütün noktalar için
eşittir diyemiyoruz. Ama açısal hızımız bütün noktalarda nedir? Eşittir. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir ipin ucuna bağlı P cismi düşey düzlemde O noktası çevresinde döndürülürken bir anda ip kopuyor. İp koptuğu anda cismin hız vektörü ve ivme vektörü birbirine dik olduğuna göre şekildeki numaralandırılmış noktaların hangilerinde ip kopmuş olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki noktamızda şöyle döndüğüne göre hızımızın büyüklüğü böyle, buradaki noktada böyle, buradaki noktada böyle, buradaki noktada böyle arkadaşlar. Şimdi ivmemiz nereye doğrudur? Aşağı doğru. O zaman ivme burada aşağı doğru, buradaki ivme aşağı doğru, buradaki ivme aşağı doğru, buradaki ivme aşağı doğru. Şimdi arkadaşlar bakın 2 ve 4'te paralel olmuş oluyor, 1 ve 3'te ne olmuş oluyor arkadaşlar? Dik olmuş oluyor. O zaman ipimiz 1 ya da 3'te kopmuş demektir. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir sporcu yatay sürtünmesiz düzlemde sabit bir nokta çevresinde şekidik gibi dönmektedir. Sporcu dönerken kollarını vücuduna yaklaştırırsa yarıçap ne yapar arkadaşlar? Azalır. Buna göre hangileri azalır demiş. Eylemsizlik momenti yani I neydi formülümüz? Kütle ve yarıçapın karesiydi. Kütle sabit olduğuna göre adam dönerken değişmiyor. Adam kollarını vücuduna yaklaştırdığı için yarıçap ne yapar? Azalır. Yarıçap azalırsa eylemsizlik momenti ne yapar arkadaşlar? Azalır diyoruz. Açısal momentum. Açısal momentum eylemsizlik momenti çarpı açısal hız olduğuna göre yarıçap azaldığı için eylemsizlik momenti azaldı. O zaman açısal hız ne yapar arkadaşlar? Artar. Açısal momentumu ne yapmaz? Değişmez. Sabittir burada. Dışarıdan bir tork uygulanmadığı sürece açısal momentumumuz korunuyordu. Hatırlayalım. Burada açısal momentumumuz değişmez. Açısal hızımız artar diyoruz. Çünkü adam kollarını kendine çekince daha hızlı dönmeye başlayacak. Yani açısal hızı ne yapacak? Artacak. Doğru cevabımız hangileri azalır demiş? Yalnız bir azalır diyoruz arkadaşlar. Evet, sorularımız bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.